Merhabalar, Sevda'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tepsi açması yapacağım. Yapılışı çok pratik. Şimdi hemen tarife geçelim. Açmanın hamuru için 2 su bardağı ılık süt kullanıyorum. Bir su bardağı ılık su. Bir paket instant maya. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ. Ve 2 tane yumurtanın akını ekliyorum. Sıvı malzemelerin tamamını ekledikten sonra biraz karıştırıyorum çırpma teliyle. Ve toplamda 8 su bardağı un kullandım. Kontrollü olarak ekliyorum. İlk önce bir kısmını ekledim. Bir tatlı kaşığı tuzu da üstüne ilave ediyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum hamurumu. Her zaman söylediğim gibi unun markasından dolayı farklılık gösterebilir ölçüleriniz. Bu yüzden mutlaka kontrollü ekleyin. Sekiz su bardağı unun tamamını ekledikten sonra ele yapışan bir hamur oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu kısımda sakın un eklemeyin. Elinizi benim yaptığım gibi sıvı yağ batırarak hamurunuzu toparlayın. Elimi sıvı yağ batırarak hamurumu toparladım. Bakın kıvamı bu şekilde elastik, yumuşak bir hamur. Şimdi üzerini kapatarak mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum 1 saat mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış. Üzerine kapattığım streç film yırtılmış. Elimle hafif hafif içeri doğru toparlayarak hamurumun havasını alıyorum. Ve yine elimi sıvı yağ batırarak hamurumu bezelere ayırıyorum. Bezelerinizin büyüklüğünü ve sayısını tepsinizin boyutuna göre ayarlayın arkadaşlar. Benim tepsime 10 tane yeterli geldiği için ben 10 beze yaptım. Hamurun hepsini bezeledim. Ve pişireceğim tepsiyi de bu şekilde yağladıktan sonra açmalarımı yapmaya geçiyorum. İlk bezeyi aldım arkadaşlar. Elimle gördüğünüz gibi bir servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açtığım hamurun içerisine oda sıcaklığında erimiş tereyağından sürüyorum yeteri kadar. Ve her tarafına tamamen tereyağı sürdükten sonra rulo yapıyorum hamuru. Ve yaptığım ruloyu bir kenara alıyorum. Diğer ikinci bezeme de yine aynı işlemi uyguluyorum. Yine diğer bezelerime de aynı işlemi uygulayarak yapmaya devam ediyorum. Açma yaparken hamurun güzel mayalanması, her aşamada mayalandırmak çok önemli. Tüm bezeleri yapana kadar yaptığım bu rulolar mayalanmış olacak arkadaşlar. Şimdi yaptığım ruloları bir ucundan sağa bir ucundan sola çevirerek kıvırıyorum ve tepsiye alıyorum. Açmamın yapma aşaması sadece bu kadar arkadaşlar.
Klasik bildiğiniz yuvarlama işlemini yapmıyorum. Direkt kıvırdıktan sonra tepsiye alıyorum. Tepsi açması dememin sebebi de bu. Hamurların kıvırma işlemlerini bitirdim. Hepsini tepsiye aldım gördüğünüz gibi. Ve üzerini kapatarak tepsi mayası için bekletiyorum. 15 dakika beklettikten sonra açmaların tepsi mayası da geldi gördüğünüz gibi. Şimdi 2 tane yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim ve açmaların üzerine unu sürüyorum. Yumurta sürerken yavaş yavaş hareketlerle sürelim mayasını söndürmemek için. Ve 180 derece önceden ısıttığım fırında açmalarımı pişirmeye gönderiyorum. Ve açmalarım çok güzel pişti gördüğünüz gibi. Şimdi fırından aldım. Hala çok sıcak olmasına rağmen yumuşaklığını göstereyim size şu şekilde. Gerçekten harika bir lezzeti var. Yumuşaklığını, dokusunu da görmeniz için şu şekilde kaldırıyorum ve size gösteriyorum. Bakın içi de bu şekilde görünüyor. Muhteşem oldu gerçekten. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel bir tarif oldu. Bu kadar yumuşak, bu kadar tel tel ayrılan bir açma daha yok diyebilirim. Gerçekten o kadar güzel oldu. Ben artık açmalarımı hep bu şekilde yapıyorum. Yuvarlak forma getirmeden direkt tepsiye kıvırdıktan sonra diziyorum ve bu şekilde yapıyorum. Nasıl tel tel olduğunu da şu şekilde göstereyim sizlere. Bakın harika gerçekten. Tarifimi denedikten sonra emin olun siz de bu şekilde yapacaksınız. Çünkü çok kolay yapılışı ve lezzeti sonucu harika. Tarifimi birebir uyguladığınız takdirde siz de videomda gördüğünüz bu güzel açmalardan yapabilirsiniz. Tarifimin sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.